Türkiye'de uzun süredir devam eden hak ihlalleri giderek artmakta ve sistematik bir hal almış durumdadır. Elbette ki bu hak ihlalleri kendini en çok cezaevinde hissettiriyor. Biz müvekkillerle yaptığımız görüşmelerde bunları çok açık bir şekilde görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. Yani mahpusların kendilerine gelen mektuplar keyfi olarak ya verilmiyor ya da onların dışarıya gönderdiği mektuplar engelleniyor. Yine idareye vermiş oldukları dilekçeler dahi işleme konulmadığını görüyoruz. Ayrıca şu dönem itibariyle cezaevlerinde birçok cezaevinde sürgünleri görüyoruz. Yani müvekkillerimiz keyfi bir şekilde idarenin almış olduğu keyfi kararlarla farklı cezaevlerine sürgün edilmektedir. Ve bu sürgünler yapılırken hiçbir şekilde ailelerine ya da avukatlarına bilgi verilmemektedir. Biz daha sonrasında ancak öğrenebiliyoruz bu durumu. Elbette ki cezaevindeki sorunlar bunlarla sınırlı değil yani. Gazetelerin alınmaması, radyo, televizyon haklarının engellenmesi, yine havalandırmanın belirlenen koşullarda sağlanamaması gibi problemler hala devam etmektedir. Biz mahpuslarla yaptığımız görüşmelerde aslında bu uygulamaların, bu hak ihlallerinin tecritin bir yansıması olduğunu belirtiyorlar. Yani İmralı Adası'nda Sayın Abdullah Öcalan üzerinde onun şahsında devam eden tecritin aslında cezaevlerine yansıyan boyutuyla bunu dile getiriyorlar. Ve buna karşı bir açlık grevi eylemi başlattıklarını duyurdular. Biliyorsunuz 27 Kasım'dan itibaren cezaevlerinde Öcalan'a özgürlük ve Kürt sorununa çözüm talebiyle başlatılan açlık grevi halen devam etmektedir. Şimdi biz müvekkillerle yaptığımız görüşmede kendileri dışarıda toplumsal mücadelenin gerekli alanda, gerekli zamanda mücadeleyi büyütemediklerini, mücadelenin eksik kaldığını bu anlamıyla ve bu sebeple kendilerinin bu iradeyi göstererek açlık grevine başladıklarını bize bildirdiler. Elbette ki mahpusların bedenlerini açlık grevine yatırması en ağır ve belki de en son eylem biçimidir. Ancak kendilerini böyle bir irade gösterdiklerini biz de görüyoruz. Şimdi tecritli değerlendirmek gerekirse, tecrit sadece cezaevi boyutuyla kalmıyor. Tecritin yansıması siyasal alana yansıyor. Tecritin yansıması yargısal alana yansıyor. Yani aslında bir bütünen toplumun her kesiminde kendisini en üst seviyede hissettiriyor. Tecritin yansımaları sadece cezaevleriyle sınırlı değil. Yani aslında tüm toplumsal alanda bu yansımalarını görebiliyoruz. Hatta toplumsal alandaki yansıması cezaevlerindeki yansımasından daha sert ve daha hızlı olabiliyor. Örneğin siyasal alanda kayyum uygulamaları bu tecritte en büyük örnek olarak gösterilebilir. Yine Türkiye'deki mevcut yargı krizi aslında tecritin bir sonucudur. Şimdi Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesini biz tecritten bağımsız düşünemeyiz. Neden düşünemeyiz? Çünkü siyasal iktidar tecritle Kürt sorunu derinleştirmekte ve buna karşı duran muhalif kesimi, sol sosyalist çevreleri, hak savunucularını hedef haline getirerek onlara saldırmaktadır. Bunu kullanırken en çok tecrit yöntemini kullanıyor aslında. Elbette ki bu Türkiye'deki derinleşen krizin birçok boyutu da tecritle ilgilidir. Can Atalay krizi de bu sebeple bununla ilişkilidir. Yani bundan bağımsız hemen hemen Türkiye'deki hiçbir kriz, hiçbir sorun tecritten bağımsız düşünülemez. Tecriti kırmak için öncelikle toplumsal mücadeleyi daha büyütmemiz gerekiyor. Yani nasıl ki tecrit toplumun bütün alanına sirayet etmiş durumdaysa biz de bunun bilincinde olarak yani toplumsal mücadeleyi büyütmemiz gerekiyor. Bunu büyütürken de tüm kesimleri dahil etmemiz gerekiyor. Biz ÖHD olarak geçen haftalarda 1300 avukat Adalet Bakanlığı'na tecritin kaldırılması ve görüşmelerin önünün açılması için bir başvuru yaptık. Yine adalet nöbetini sürdüren anneler bu süreçte adalet nöbetlerini sürdürüyorlar. Devamlı yaptığımız görüşmelerde kendilerinin moralli olduklarını, bu süreçte güçlü olduklarını ve bu sorunun çözümü için gerekli her türlü iradeyi göstereceklerini bizlere aktarıyorlar. Biz de bunu görüyoruz. Yani dışarıdan beklentileri aslında sadece destek boyutuyla değil, herkesin
tüm toplumsal alanlardaki tüm toplumsal mücadele yöntemlerinin büyütülmesi gerektiğini, dışarıya talebi bu süreçte kendilerinin yalnız bırakılmaması gerektiğini, dışarıda da bu mücadelenin büyütülmesi gerektiğini ifade ediyorlar. Da Türkiye'deki birçok derinleşen krizin temel sorunu bu tecridin yansıması. Tecrit kaldırılırsa, görüşmelerin önü açılırsa, önceki çözüm süreci dönemindeki süreçlere de baktığımızda aslında bunun Türkiye'ye demokrasi yönünden ne kadar katkı sağladığını hepimiz gördük. Yani Türkiye'de uzun süre bir savaş hali olmadı, devam eden savaş durdu. Yine ekonomik krizler o dönem için yansıması çok farklı olmuştu. Olumlu yansımaları vardı. Hani bunu görebiliyoruz. Türkiye'nin demokratikleşmesinin önü çözüm süreciyle beraber açılmıştı aslında. Sonrasında çözüm süreci bitirildiğinde, Sayın Öcalan üzerinde tekrardan bir tecrit hali uygulandığında tekrardan Türkiye bir kriz haline girdi. Şu anda kriz aslında derinleşerek devam etmektedir. Tecritin kaldırılmasıyla beraber Sayın Öcalan'ın ortaya koymuş olduğu paradigma çerçevesinde hem Türkiye'de hem Kürdistan'da hem de Orta Doğu'da bir süre gelen sorunların çoğu çözüme kavuşabilir. Tecriti kırmak Kürdistan'ın özgürlüğü, onurlu bir barış için demokrat, yurtsever, sosyalist, kendisine hak savunucusuyum diyen tüm kesimleri bu süreçte bu mücadeleye katkı sunmalarını bekliyoruz.